Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Biliyorsunuz kaç gündür Antalya Kemer'deyiz. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Kendi villamıza geçiyoruz. Fethiye'ye doğru bir yolculuk başlayacak şimdi. Buradan ayrılıyoruz. Yol boyunca sizlerle beraber çekim yapacağım. Şöyle göstereyim, arka plan burası. Arabaları yüklüyorlar, oradalar. Rüzgar var ama böyle çok güzel esiyor, ılık esiyor. Rahatsız edecek bir rüzgar yok bugün. Ne yaptınız Bilal Bey, yüklediniz mi? Ne kaldı? Evet, onlar kaldı. Eşyalar çekiyor beyler. Tabii biz de yardım ediyoruz. Burada da büyük bir otel var. Çok büyük bir otel burası. Denize sıfır diyelim. Denize sıfır yani. Zaten şuradan denizi görüyorsunuz. Şu gördüğünüz yer deniz. Şurası, şura hemen deniz. Bize de 3-4 dakika falandır işte. Getiriyorum herhalde. Çok yakın yürüyerek gidiyorduk. Tabii buraya 2 kere gittik. Kemer'in, Antalya'nın yani bütün koylarını gezdik. Farklı farklı koylara gittik sürekli. Bu da villamızın, kaldığımız yerin. Villa değil, evmiş burası. 3 katlı evin 3. katında kalıyorduk biz. Kendi villamıza doğru gidelim. Ev sahiplerimizle Bilal Bey vedalaşıyor. Bahçemiz çok güzeldi. Burada mangal yapma şansınız da var. Mangallık. Her şey burada hazır. Biz yapmadık. Fırsat bulamadık. Çünkü çok gezdik. Sürekli koylarda gezdiğimiz için mangal yapamadık biz. Ama sizlerin şansı var. Tavuklar var bu bahçede. Horozlar var. Çocukların rahat etmesi için. Çok güzel bir mekandı. Ev sahiplerimizden ayrıca çok çok memnunduk. Sağ olsunlar. Çok güzel bir bahçeydi. Çok beğendik. Burada oturmaktan da keyif aldık. Rüzgar durdurmuyor. Buralar hep dağıtmış. Perişan oldu buralar. Çok rüzgar esiyor. Yok, benim değil. Oranın terliğiydi. Böyle hacı anneyle hacı teyzenin bahçesi, çiçekleri. Tertemiz, mis gibi her yer. Çok güzel bakım yapıyorlar. Bu da küpeli. Evet, ayrılıyoruz. Arabalar hareket edecek. Ayrılıyoruz, evet. Gidiyoruz, ayrılıyoruz. Kemer'den Fethiye'ye geçiyoruz. Villamıza gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ayrıldık evden. Şu anda çok güzel bir seyir tepesi gördük. Manzaralı indik. Sizler de görün istedim böyle. Oğlum göstersin her yeri şöyle size. Çok güzel yeşillik, orman, dağlar, karışmış bir araya. Alanya'nın kenarında duruyorsunuz. Bu seyir tepesinden izleyebilirsiniz. Bu taraflara geçerseniz eğer. Merhaba. Manzara
Muhteşem. Evet. Maşallah bayrağımıza da. Merhaba arkadaşlar. Ben Elma Hanım'ın kızı Kevser. Annem yanımda. Bugün açılışı benim yapmamı istedi. Şu an biz Muğla'dayız. Muğla'da Saklıkent Kanyonu'na gidiyoruz. Saklıkent Kanyonu'na yaklaşık 10 kilometremiz kaldı. Burası kanyona giden yol. Birazdan kanyondan size güzel görüntüler çekeceğiz. Yeşillikler içinde ilerliyoruz. Kanyona yaklaştık. Saklıkent Kanyonu'na az kaldı. Yol üzerinde insanlar evlerin önünü işletme yapmışlar. Gözlemeler, birçok yiyecek içecekler satılıyor. Bir de zeytin ağaçları var çokça. Evet, Muğla'da olduğumuz için bu gayet normal bir durum tabii ki. Bakın mesela evlerin evlerinde zeytinler satıyor, zeytinyağlar satıyor. Bahçelerindeki mahsulleri satışa evet. Çıkarıyorlar. Şu gördükleriniz zeytin ağaçları. Şurası da güzel bir işletme. Evet, birçok yerde de böyle sular akıyor. Evet, Saklıkent levhasını gördük. Ve ilerliyoruz. Evet, Saklıkent'e giriş yaptık. Sen girdin mi Saklıkent'e? Evet anneciğim. Evet, şu araba gidiyor. I was wondering. Burası Saklıkent'in girişi. Sağ tarafta otopark var. Otoparka giriş yapacağız birazdan. Kuyruklar şey buyuruyor anneciğim. Otobüsle buyuruyor galiba. Baş baba. Yavaş. Giriş şurası. Yusuf Yutmaz. Oradan içeri girdim. Evet, kanyonun bir bölümü. Birazdan derinliklerine ineceğiz. Evet arkadaşlar, Saklıkent Kanyonu'na geldik. Çocuklar ilerlediler. Şimdi hep beraber gezelim buralarda. Bilal Bey de arkada kaldı. Ne diyorlarmış dede torun. Her zaman kontrol olsa ne? Kontrol burada öyle. Çocuklar karşıdalar. Ya ha?
Evet. Bu turuna çıkacaklar, hazırlanmışlar. Evet arkadaşlar, kısa bir bilgi vereceğim hemen. Arkadaşlar botun içindeki oturuş şeklimiz bu. Harici bir pozisyon veremiyoruz. Bacakları içeri alma. Ben de deneyimden fazla geri yaslanmasam. Botun dengesi en uygun bu şekilde sağlanıyor. Kürekleri bu sizi buradan bıraktıktan sonra sağlı sol bu şekilde çekiyoruz. Evet. Sadece bir yöne çekerken bir olduğunu izlerseniz. Eğer önce başlı yapmak isterseniz. Size kaldı çapabilirsiniz. Bir yöne şu olduğu yerlerde botun kuşları da çizmeye başlayacak. Şimdi bütün azaldığı yerlerde. O zaman açtan kalçamızı kaldırırız ki topumuzu kaça kaya tut yedeceğiz. Bütün çizgisine yaklaştığımızda Aytan için size botlarını indirmeden botlarını iniyoruz. Onun acilesi olarak buradan çıkış saat sonra dönemekler konumlar olacak. Harfler çalışır ki taşa denk gelebilirsiniz. Korkmanıza gerek yok. Botlar zaten elastik. Dokunduğu zaman tekrar silah kıntıya gidecek. Var mı sonuç olan? Ne yaptı gel bunu? Şu şekilde. Korkman yönetici bir şey yok. Zaten iki arkadaşım sürekli peşinizde olacak. Gidiyoruz. Botta nasıl yürüyecekler? Botta gezecekler onu anlatıyorlar. Hadi anneciğim gidiyoruz. Hadi becerim biz ilerleyelim. Arkadaşlar. Hadi oğlum gelin. Botu nasıl kullanacaklarını. Şimdi sana ne anlatacağım biliyor musun? Sen benim karnımdayken böyle bir köprüden şimdi bende yok mu lan? Kanyona mı gireceğiz? Öğrenci yok mu aramızda ya? Thank you.
Aynen. Dağın içinden işte, dağın altından eriyen kar suları. Devam edelim. Çok çok sıralar alıyor. Sanki herkes buraya gelmiş arkadaşlar. O kadar mı kalabalık, o kadar kalabalık. O kadar kalabalık arkadaşlar her yer. Tıklım tıklım. Sanki insanlar hep buraya gelmiş. Akın akın da geliyorlar. Bak görün şuradan. Bakın akın akın geliyorlar. Kanyonu görmek için. Kenardalar kızım da orada. Artık tanıyorsunuz. Annesiyle oğlu. Evet. Çok soğuktu ya annem. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Gerçekten buz gibi kanyonun suyu. Cam gibi. Çok güzel bir mavi. Bilal Bey ipinle gittiler, gezdiler, geldiler şu arıya doğru. Ben gidemedim. Su çok soğuk. Cesaret edemiyorum. En fazla şöyle 2 metre gidebildim. Geliyor Bilal Bey. İyi gezdi onlar suda. Resim mi çekiniyor? Oturalım mı abi? Kevser, oturalım mı? Telefon falan var canım, değil mi? Evet arkadaşlar. Kanyondan ayrılıyoruz. Size burada veda istiyorum. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere. Ölüyor musunuz?